Büyük Selçuklu Devleti'nin politikası şuydu. O dönemde e, İslam dünyasını tehdit eden terörizm hareketleri vardı. Batıniler, Karmatiler, evet. Haşhaşiler diye haşhaşiler ifade vardı. ettiğimiz evet. Evet. İslam'ın yayılmasını engelleyen, engelleyen ve İslam'ın anlaşılmasını zorlaştıran, zorlaştıran evet. unsurlar vardı. Onun için Selçuklu Sultanlarının Turul Bey'den başlayan e, politikalarıyla ki bu Alparslan'la Sultan Melikşah'la devam etmiştir. Bu çok önemli bir hadisedir. Çünkü e, Türk'ün en büyük ideali İslam'ı anlatmaktır. İslam'ı evet. yaymaktır. İlahi kelimetullah'tır. Onun için özellikle e, Sultan Torul Bey döneminden sonra başa geçen Sultan Alparslan dönemine baktığımız vakit artık Bağdat bölgesi yani Abbasi Hilafet Merkezi Selçuklu hakimiyeti idaresine girmişti. Böylelikle İslam'ın siyasi gücü olarak Büyük Selçuklu rol almıştı. İşte bunu aldığı vakit Alparslan döneminde sözünü ettiğimiz o haşhaşi, ve batini veya karmati e, gayri İslami düşüncelerin oluştuğu merkez Mısır diye gözüküyordu. Evet. evet. İşte onların kaynağı Mısır olduğu için Alparslan'ın hedefi Mısırdı. Mısırdı. Evet. Yani Bağdat'tan sonra ikinci hedef, hedef Mısır. Mısırdı. Ve dolayısıyla Mısırı hedef alan bir e, düşünceyle yola çıktı ve Anadolu'ya geldi. Anadolu'da Diyarbakır bölgesini ziyaret etti. Hatta o Diyarbakır surlarını elleriyle evet. sıvazlayarak evet. oradan kendisine sinerji Almıştır. alıp evet. Mısır'a doğru hareket etti. Ve oradan Halep üzerine geldi. Yine o bölgedeki bir takım mahalli emirlerin tebasını, tabiliğini sağladıktan sonra hedef Mısır olarak belirdiği vakit Sultan Tepe, Urfa Sultan Tepe taraflarına giderken bir haber aldı ki e, Bizans, Bizans evet, büyük bir Anadolu'ya geliyor. Evet, askeri güçle e, arkadan çevirmek evet. istiyor. Bunun üzerine hemen hareket planı değişti Alparslan'ın ve e, ordusunun büyük bir kısmını da e, şey yaparak hafifleterek. Kendisine daha genç, daha hareket kabiliyeti olan, bir daha sınırlı bir ordu gücüyle gerisin geriye Ahlat bölgesine evet. geldi. Van bölgü havzasında yerleşti ve Bizans'ı beklemeye başladı. Evet. Bizans ordusunu beklemeye başladı. Tabi Bizans ordusu büyük bir güçle, yüz binleri ifade eden askerle özellikle Karadeniz'in kuzeyinde, o demin söylediğimiz Hristiyan Türklerden, Kumanlardan, Peçeneklerden tertip ettiği, onların da e, yoğun olarak yer aldığı e, Bizans ordusunu Anadolu'ya geçirdi ve e, Ahlat önderine geldi. E, bu sırada e, Alparslan e, artık e, hiç istemek durumunda olmadığı halde. Bizansla anlaşma savaşmadan önce anlaşma evet. yolunu Seçti aradı. Önce, evet, evet, Evet bir takım Türkmen beylerini o elçi olarak, evet, gönderdi. Elçi olarak gönderdi. gönderdi ama hepsine olumsuz veren cevap aldı. Evet. Hatta e, Bizans e, komutanı Roman Diogen'in e, işte Hemedan mı güzeldir, İsfahan mı güzeldir diye. gibisinden evet. Selçuklu e, ülkesinde kendisine yer seçmeye e, başladı. Ee, bu şekilde gururlu ve kibirli hareketleri artık savaşı kaçınılmaz boyuta getirdi ve nitekim e, Alparslan'ın e, bu savaşta e, savaş öncesi gerek abbas Halifeliği nezdinde gerekse bizzat kendisinin yayınladığı e, nutuklarla e, İslam dininin yayılması İslam'ı koruyucu bir e müdafaa ve muhafaza etme düşüncesini felsefesini anlatan nutuklar evet. beyan etti ve tüm İslam dünyasının dualarını Duaların arkasına, arkasına alarak da tabii ki. Evet Malazgirt'e evet. girdi.